Adam Zeyn Serisi'nin 4. bölümünde daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle kabus, domuz ve palyaço oynayacağız. Çok güzel bu itirazı hazırladım. Seride bomba gibi ilerliyor. Like'larınız ve yorumlarınız gerçekten beni çok mutlu ediyor. O yüzden yine bu videoya like'larınızı esirgemeyin. Çok fazla sizi burada tutmayacağım. Hemen maçımıza geçeyim. Zaten oynayacak bir sürü maçımız var. Let's go. Evet, maçımız başladı. Gayet güzel abi. Şimdi Freddy ile oynayacağız. Freddy gerçekten çok uzun zamandır oynamamıştım. Bu arada bir önceki video için özür dilerim. Yani kayıttan sonra fark ettim seslerin kötü olduğunu. Friday oynamıştık. Size neden olduğunu da söyleyeyim. Friday oynamıştık. Aptal oyun benim seslerimi bozdu. Ben bir sürü ayar değiştirdim. Ayar değiştirdikten sonra normal her şeyin sesi de gitmiş. Mal mal o Friday yüzünden öyle oldu yani. Yoksa başımıza gelmeyecekken bir şeyleri saçma sapan değiştirmedim yine. Kendi kendine oldu. Şöyle ilk survivor oldum. Ben buna burada hasar vururum. Güzel. Şimdi hızlı hızlı Freddy oynarken insanları rüyaya sokmamız lazım. Çünkü ne kadar rüyada insan olursa ışınlanmam o kadar hızlı geliyor. Ve özelliğim de sadece rüyadaki insanlara çalışıyor zaten. O yüzden hepsinin rüyada olması benim için çok 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 önemli. O arkada saklanan çocuğu gördüm. Bu tarafta pencere yok. Sol tarafta pencere olduğu için bu taraftan kovalıyorum. Umarım yetişebilirim. Bir tane vursam çok güzel olur. Çok güzel. Abi Freddy'nin tırnakları diye bir gerçek var. Biliyor musunuz bilmiyorum ama şu bazı insanların içini gıcıklıyor. Benim de bazen gıcıklıyor. Şu kapı sürtüme sesi o kadar gıcık, o kadar gerçekçi ki. Yani izlerken bir tüylerim ürperiyor. Bu ne yapıyor lan? Niye kaçmadı benden? Güzel. Şimdi iki kişiyi rüyaya soktum. İki kişi rüyada daha doğrusu. Üç kişiyi soktum aslında. Bayağı bir insana yaralı başlattım. Bu arada bu build'imize bakacak olursanız yoz müdahale var. Neden? Çünkü erken oyunda güçsüz bir katil. Hep size dedim ki yoz müdahale işte bir saniye anlatacağım. Yoz müdahale oyun başına hazırlık gerektiren karakterlerde ancak işinize yarar falan filan dedim. Bu karakterde neden kullanıyoruz? Çünkü oyunun başında güçsüz bir katil ve bir şeylerin jeneratörü koruması lazım. Şöyle bir içeri doğru bir fake attım. O içeri doğru ışınlanacak. Oo, çok güzel, çok güzel oldu. Jeneratörün çok güzel bir tarafından gerçekten gelip adama şey yapabildik, vurabildik. Ön tarafına atmış bizi. İstemsizce de dart bekledim. Şimdi iki tane base'i alacak kukum var buradan ve base kontrolü gerçekten güzel kartlardan bir tanesi. Çünkü yere bol bol tuzak atabiliyoruz. Hemen ikisini asayım sonra görüşeceğiz zaten. Şimdi iki tane lehimci çalışıyor arkadaşlar ben bunları asarken. Biri şu zaten yanıyor şu an, biri de şu an gösterdiğim size. O iki Survivor'ın da ayrı ayrı iki tane jeneratör yaptığını orada ben biliyorum şu an. Ama hiçbir şekilde ışınlanmayacağım çünkü burada base'de hook'larım var ve buraları bol bol tuzakla doldurmakla vaktimi harcayacağım. O iki jeneratörü de feda edeceğim. İstesem gidip tutardım ikisinden birini çünkü çanağım var. Bu çanak sayesinde de jeneratörleri güzel güzel koruyabilirim ama ben burayı camplemeyi tercih ediyorum. Ve gördüğünüz gibi bütün kapılara, aşağıya, her yere tuzaklarımı attım. Gelen Survivor'lar da rüyada olduğu için oraya girişleri öyle kolay olmayacak. Eğilerek falan da dodge'layamıyorlar zaten. Bakalım. Buradan bir tanesi gelmeye başladı Leon. Hemen vurduk. Hiç dilenmenin anlamı yok çünkü her türlü o içeriye girecek. Oh, girmedi. Hasar aldıktan sonra kendini korumaya seçti açıkçası. Tamam, sıkıntı yok. Hala buraya giriş yok. Sadece pencereden atlayabilir bu arada. Yani bir yeri aslında açık bıraktım ben onlara. Buradan geldi şu an Kudret. Kudret'in şöyle bir gözünü korkutmak amacıyla ışınlanma fake attım açıkçası. Kudret yine girmeyi tercih etmedi. Tamam. Şimdi bu sahneden itibaren Kudret de burada olduğu için daha farklı bir strateji izleyeceğim. Leon tek başına gelmeyi başaramayacak. O yüzden Kudret'i kapılardan geçirmeyecek şekilde onu bloklamaya çalışacağım diyecektim. Aşağıdaki çocuk benim bu kadar campimden sonra kendini hook'tan atmayı başardı. Şuradan belki slow bolt atar. Bir umut. Oraya aslında tuzak atarak bunu sağlayabilirdim. Ya da şuralarda bir tuzağa bastırıp onun slow atlamasını sağlayabilirdim. Çünkü tuzağa bastıktan sonra karakter yavaşladığı için istediği kadar düzgün bir açıyla girsin. Orayı medium volt atmak zorunda kalıyor Survivor. Öyle bir olayı var. Şimdi bu takası kazanmam lazım benim. Şöyle vurdum. Tamam, Kudret benim oldu burada. Kudret'i az düşürdük. O çocukların ikisi zaten patladı çünkü çok fazla campledim. Ama bu campimin bir karşılığı oldu. İki tane fazladan hook aldım ben. Kötü bir camp takası olmadı benim için. Şimdi çok uzaklara ışınlanmak istemiyorum. Çünkü buralarda hala birilerinin olduğunu biliyorum. Önce şuraya bir çanak atalım. Sonrasında şuraları yine tuzaklayalım. Hatta bu sefer pencereyi de atalım. Ve şu jeneratörün o tarafa doğru gitmek istiyorum açıkçası. Oralarda olduklarını nedense düşündüm.
Burada jeneratör yapmaya devam ediyorlar. Benim kempime karşılık jeneratör takaslamayı tercih ettiler. Çok mantıklı. Şöyle ortaya bir tane havuz bıraktım. İçeri doğru dönmek istediğinde o havuza basacak ve ben bu çocuğu rahatlıkla düşeceğim. Mesela şu an onu bıraksaydım bile... Aa, morim var. Onu bıraksaydım bile oradan medium volt atabileceklerdi. Bu volt türlerini öğrenin. Her seferinde defalarca anlatmak istemiyorum. Bir mori puanlaması yapacağız bu arada. Bence Freddy'nin morisi gerçekten güzel mori. Özellikle yani basit görünüyor ama kapanış kısmı bence çok güzel. O yüzden 5 üzerinden 3'lük bir mori olarak görüyorum. Diğer 2 verdiğimizlerden çok daha iyi morilerdi bence. Volt türlerini son bir kez anlatacağım. Sonrasında artık bilmiş olmanızı hayal ederek hep konuşmalarıma sürdüreceğim. Fast Volt, Survivor'ın direkt hiç takılmadan atladığı, böyle bacaklarını yandan atarak atladığı volt türü. Medium Volt, yine hızlı ama bacağını o pencereye çarparak atladığı volt türü. Slow Volt da hiç bildirim vermeden yavaş yavaş, en yavaş atladığı, shift'e basmadan atladığı Survivor'ın mod türü, volt türü arkadaşlar. Bunların detaylarını kesinlikle bilmeniz lazım. Ben bunun için short videosu çekmiştim. İzlemediyseniz kesinlikle onu izlemenizi tavsiye ediyorum çünkü onları bilmek, onların ne işe yaradığını bilmek katil oynarken sizin inanılmaz işinize yarar. Survivor'da da tabii ki işinize yarar. Ama katil oynarken çok daha bilgili olursunuz. Şimdi ben bu çocuğu da buraya astım. Hemen ters tarafa bir daha ışınlanıyorum. Map travel konusunda güzel bir katil, güçlü bir katil. Eskiden Freddy biliyor musunuz? O kadar güçlüydü ki turnuvalarda falan sürekli alınıyordu. Jeneratörü rüyadaki Survivor o kadar yavaş yaptırdı ki şu an bir eklentileri var, ip eklentileri var. Survivor'ların rüyadayken ayak seslerinin daha fazla çıkmasını sağlayan eklentiler var. Onlar eskiden rüyadaki Survivor'a jeneratör cezası veriyordu. Ve inanılmaz Sanatobia ile falan aldığınız zaman jeneratör bitmiyordu ya. O kadar yavaş yapılıyordu ki. Çok güçlü, inanılmaz meta bir katildi. Ama tabii ki şu an eski gücü yok haliyle. Morim var mı? Yok, bu sefer bekleyip her beklediğimde de mori çıkmıyor. Güzel, bu maçı kazandık bu arada. Daha Noed'im falan var yani. İnanılmaz, şu görevimi almaya gideceğim. Ben görevimi almaya gideceğim dedim. Bu salağın önüne çıktım. Bayıl bakayım. Sende mori var mı? Sana atabiliyor muyum? Yok, bunun da bir hakkı daha var. Kolarit'i gördüm. TV olsun içinde. Bu süre zarfında Ada onu aldı Hook'tan. Ya bu buraya girdi. Dolabın içine hangi dolaba girdin acaba? Şimdi bir tanesini buraya atalım. Bir bunu açalım. Ya dolapların birinde olduğunu düşünüyorum. Aha, bu dolaptaymış. Ya bir dolabın içindeydin. Ha, hangisine girdiğini sadece görmedim. Bu keyboard içine girdiğini görmedim ama hangisinde olduğunu bilemedim. Ada onu aldı. Leon kendini Hook'ta bıraktı, öldürdü bu sırada. Ve maçı çok rahat bir şekilde Freddy gibi bir katille kazandık açıkçası. Bu jeneratörü de devam ediyorlar. Ben bu jeneratörü vurmuştum. Vurmuş olmama rağmen biri gelmiş durdurmuş. Tamam, güzel. O akıllı ona çok fazlasıyla zorladık. Yani decisive'in olduğunu çok düşünmüyorum ama neden acaba dolaba girdin? İşi daha hızlı bitirmek için mi? Okey. Sana morim var. Hemen şöyle yere bıraktım. Bakalım 5 üzerinden 3 ile alakalı herhangi bir kararım değiştireceğimi çok sanmıyorum. Bence 5 üzerinden 3'lük güzel bir mori. Özellikle dediğim gibi yani şu kısma kadar basic ama sonradan gelip katilin kendisini sadece ekranda görmemiz bence bayağı tatlı. Aa, HTTP'm de çıktı. Çok iyi. Şimdi kapı kontrolüm var. Kapı kontrolümde üstüne Noed'im var da ben bu kapıları eğer Ada güzel oynarsa kontrol etmem imkansız arkadaşlar. Birbirine aşırı uzak. Jeneratör kalmadığı için ışınlanamayacağım. İkisini görebileceğim bir açı elde edebilirsem ki bu aptal rüya şeyi yüzünden kapıların... Aha, gördüm Ada'yı, gördüm arkadaşlar, bitti, tamam. O kadar şey anlatıyordum, Ada'yı buldum burada. Şöyle çat. Dilenme oğlum. Bir mori daha, bir tane de Ada'yı atalım şöyle. Neden quit attın ki? Zaten bitti oyun yani. Neden kendine şu anda oyuna girme cezası, lobiye girme cezası falan verdin ki? Hiç gerek yoktu. Okey, acımasız bir katil oldum. Bu buildimiz çok güzel çalıştı. O camp orada iki kişinin aynı anda base'in önünde düşmesi onları oyunu kaybettirdi. 28k puan, 1.5 pip almışız. Söylenen faktörü bu şekilde. İkinci maçımıza geçelim. Let's go. Bu arada arkadaşlar Freddy'ye 5 üzerinden 2 puan veriyorum eğlence açısından. M1 katilleri genel olarak severim ama Freddy birazcık bunların yanında sıkıcı kalan tarafta. Özelliği çok böyle ağam şağam değil. Mesela Pig'e daha fazla puan vereceğim. Biliyorum çünkü Pig daha fazla sevdiğim katil. Hem zaten ben bir testere hayranıyım. Testere olduğu için Pig'i çok seviyorum. O yüzden ekstra fazladan puan vereceğim. Mantığından ötürü, kasklarından bilmem nesinden ötürü.
Ama özelliği de oyun içerisindeki oynanışı bakımından da yine o eğilme skill'i beni çok tatmin ediyor. Çok spotlarda fazlasıyla güzel kullanabiliyorum. Mesela izleyin şimdi. Çat çat sağlı sollu fake'ler. Burada da hemen düşürdük. Ben böyle oynamayı çok severim mesela. O yüzden Pig'e çok daha fazla puan vereceğim. Şimdi size bu yedin olayını anlatayım Pig'in. Ceza kancası var, yoz müdahale var. Zaten artık hani bunları almayanı dövüyorlar biliyorsunuz. Her bu ildimde var. Bunları defalarca anlatmayacağım. Onun yanında, şu paletin arasından geçmiyorum şimdi, aptal saptal perke vardır. Kafamı palet devirin, kudururum. Bunun dışında arkadaşlar plating var. Oyuncak, efsiz oyuncak ve yanında da pentimento var. Bunların ikisinin çok güzel bir sinerjisi var. Neden? Çünkü pentimento survivorların totem kırdıktan sonra o totemi geri yakmamızı sağlıyor ve yaktığımız totem başına da survivorlara negatif etkiler veriyor. Özellikle bunu birlikte tutarsak, bak bu tarz survivorlar mesela, bak bunun o yürüyüşünden anladım. Ben eğildiğim zaman spottan çıkacaktı ve direkt çıktı burada. Bunları takip etmeniz lazım, yoksa boşu boşuna özellik kullanırsınız. O konuda birazcık sıkıntı bir kartı. Eğer karşısında oynamayı bilen adam varsa eğildiğin gibi spotu salar. Senin de buna counter hemen play uygulaman lazım ve dümdüz kovalamaya devam etmelisin. Bu ilde anlatıyorum. Pentimento bu şekilde survivorların bir totem kırmasını ister. Kırdıktan sonra da survivor totemi girip o totemi yakarak dediğim gibi negatif etkiler uygular. Bunun birinci yükü survivorların %30 jenitörü yavaş yapmasını sağlayan bir yük. İkinci yükü heal yavaşlatma. Üçüncüsü bir şeyler. Gerisine çok teferruata gerek yok. Sadece birinciyi bilseniz yeter. Neden? Mesela bu adam spotu salacak mı? Şöyle bir denedik, şansımızı salmadı. O zaman bir hırlayalım. Şöyle yetiştim mi? Çok güzel yetiştim. Buna da buff atmada çok zormuş. Normalde yetişemezdim muhtemelen. Ama bize önemli olan Pentimento'da her zaman yükü minimum 1 tutabilmek. Çünkü %30 jeneratör yavaşlatması veriyor. Şimdi Survivor'lara totem kırmaya yönelik bir objektif vermen lazım. Ne alabilirsin? Bir sürü totem perk var. Ruin alırsın, işte Efsun yıkımdan bahsediyorum. Haunted alırsın, Devour alırsın, bilmem ne bir sürü bir şey alırsın. Ama tek bir perkle Survivor'lara birden fazla totem kırma şartı sunabilen tek katil Efsun oyuncak. Çünkü eğer kırmazsa oyun boyunca asla bizi duyamaz ve bunu her Survivor'ın kırmasını sağlamak zorunda kaldırabiliyorsunuz. O yüzden güzel bir perk. Pentimento'yla da bu yüzden güzel çalışıyor. 4 Survivor'ın 4'ünün de kendine ait bir totemi olacak oyuncak sayesinde. Bu totemleri her kırdığında ben tekrardan gidip yakacağım ve bu başta anlattığım negatif etkiyi Survivor'lara uygulayabileceğim. Sen şimdi bu kadar eşek gibi palet deviriyorsun. Bak ben sana ne yapacağım. Atlamadın değil mi? Çok iyi. Vurdun mu? Harika. Güzel. Karşılıklı çok güzel oyunlar. Şimdi totemlerden biri kırıldı. Beyaz yanıyor. Gideceğim şimdi onu yakacağım. Yakarken göstereceğim size. Ne yapıyorsun sen? Ben yakarken bir şeyler gösterecektim çocuğa. Sen ne yani, elindeki medkitlerin ilk save'ini atacaksın da buraya kadar geldin. Bak bir de takıldın. Kovalamamak için kendimi zor tuttum. Şu adamı asmam lazım, asayım. Ben bu çocuğu asarken biri daha uzaklarda yine totemini kırdı arkadaşlar. Önce şu paleti bir temizleyelim. Büyük bir map'te oynuyoruz. Aslında M1 bir katil için çok kötü bir dezavantajı var. Yani map travel konusunda çok yavaş bir katil. Bak sönmüş bir totem, geldim tekrardan yaktım. Şimdi Survivor'lar o üstteki perkimden dolayı o bir yük ya, o totem, az önce yaktığım totem tekrardan kırılana kadar Survivor'ların jeneratör yapma hızı %30 yavaşladı arkadaşlar. Hem tekrar şimdi kaskla uğraşıyorlar bir. Pentimentoları oyuncaklarını kırmak için toteme gitmek zorundalar. 2. Onlara ekstra bir objektif sunuyorsun. Sonrasında o kırdığı bu kadar uğraştığı totemi tekrardan gidiyorum, tek bir saniyede yakıyorum tekrardan. 3. Yani Survivor'lar jeneratör yapmak dışında çok daha fazla şeyle uğraşmak zorunda kalıyorlar. Şimdi 2 tane totem yaktım. Tekrardan gidip o 2 taneyi de kırmaları lazım. Çünkü 2 yüküm varken hem jeneratör yavaşlatması %30 hem de %30 heal yavaşlatması veriyorum. Yani birbirlerini de yavaş healliyorlar şu anda. O yüzden bayağı sıkıntı. Gel bakalım seninle bir oyun oynayalım. Tak. Çok seviyorum ya. Üzerine bir de bu çocuğa şöyle kaskını taktık. 4 kaskımın 4'ünü de harcadım şu anda. Bak çocuk az önce yaktı, kırdı totemi bildiği için aynı totemini tekrardan bir daha kırmaya geldi. Üzerine sabotaj da atıldı. Okay, it's fine. Hiç benim için sıkıntı yok. Burada bir tane daha hukum var. Belki ceza kancası alacaktım bu çocuktan, hatırlamıyorum. Ama alamadım, hiç sorun değil. Arkaya Kloret geldi. Kloret'i de şurada bir öldürelim. Şöyle gidermiş gibi yapıp... Oh, yakın dönmedi. Okay. Bu arada eklenti olarak da Pig'de her zaman bu eklentileri kullanıyorum. Yere daha hızlı çökmemi sağlıyor. O moda daha hızlı girmemi sağlıyor. Üzerine yerden kalkış hızımı da inanılmaz hızlandırıyor arkadaşlar. Ben bu çocuğu orada bırakacağım.
salak hareketler yaptı şu an. Onu öbür taraftan kovalamaya geldiğimi düşündü. Aslında ben paletten kurtulmak istemiştim. Bu aptal oynayışım onu yanılttı. Şurada vurabilecek miyim? Çok iyi. Hemen bir de şu paleti kıralım. Bak bu çocuk geldi. Buradaki Pentimentos'unu, Efsun oyuncağını... ikisini de karıştırıp duruyorum ya. Efsun oyuncağını kırmaya çalışıyor. Çünkü beni duyamıyor aksi takdirde. Oh, çok iyi. Burada yattım. Bence spotu terk eder. Terk etmedi. Peki, okey. Çok geniş bir spot olduğu için özelliğimi kullanmayı denemektense çocuğun spottan çıkacağı ihtimalini düşünmek benim daha çok işime geldi orada. Çünkü o spotta özelliğimi o adamı tutturmam birazcık zor olacaktı açıkçası. Buradaki paleti az önce biri yedi. Buralarda bir şey kalmadı. Sana vuralım. Kulübeye kadar koşacak şimdi o. Bu çocuğu burada kovalasam. Diğer yaralı olanı kovalayalım. Burada bu hiç güzel değil. Şöyle ışığı içeri verdim. Atlamasını sağlarım belki. Sağlayamadım. Okey. Diğeri de kenarda bekliyor. Neyi koruyacak anlamadık ama. Şöyle gel bakayım. Sen burada çok free bekledin çünkü. Sana vuralım bari. O çocuk pencereden atlayınca onu bir daha devam edesim gelmedi. Şu an oyundan birazcık düştük. Uzun bir süredir kimseyi yakalayamıyorum. Sadece hasar verip bırakmak zorunda kalıyorum. İçeride heal'lanan bir çocuk var. Ona dönmek istedim şimdi de. Özellikle yaralı olanı kovalamak istiyorum. Onu bıraktı. Bloodlust'ı aldım. Daha yeni chase'den çıkmıştım. Yanımdan beni bloklamaya çalışan çocuğa vurmayacağım. Şurada bir palet var. En son döndük dolaştık. Yine bu çocuğa vurmayı başardık. Şimdi paletin arasına düştü. Ben onu orada alamam. Hemen bunu kovalamam lazım. Bak o kadar süredir oyundan düşüyüm. Yer mi fake'i? Oğlum yemedi lan. Evet yedi. Şimdi yedi. Alırmış gibi yaptım bu sefer. Bir de aynı şeyi yapacağım. Eğilme animasyonuna soktum kendim bilerek. İki tane yam yam beni kenarda bekliyor. Şunu şuradan uçar mıyım? Kate'i gördüm. Kate içeride. Penceresi ona kapalı. O yüzden oradan atlayıp gelemez. Bu çocuk da kaçırdı. Şimdi bir tane de sana vuralım. Bu kadar uğraştınız, cezasını çekeceksiniz şimdi. Gidermiş gibi yaptım. Sana da bir tane fake. Sırtında adam varken bile fake atıyorum. Harika. Çok iyi oyundu. Ama bu çocuk bu sefer wiggle attı. Okey. Bu çocuğun hook'unu alamadım. Ama burada iki tane hook kazandım. Sıkıntı yok. Burada bir tane morim var. Şimdi mori puanlaması yapacağım. Ve neden bu puanı verdiğimde hemen söyleyeceğim. Arkadaşlar 5 üzerinden 4'lük bir mori. Neden biliyor musun? Sıfır uğraş. Yani animasyonu o kadar kısa ki mori atmak bu katilde inanılmaz zevkli. Yine flash save yedim. Çocuklar jeneratör zaten neden yapmadıklarını artık anlamışsınızdır. Bu kadar fazla jeneratör neden kaldığını anlamışsınızdır. Çünkü maymun maymun map'te geziyorlar. Çok basic bir mori. Tamamen çok kısa sürdüğü için atması çok zevkli. Çünkü senin herhangi bir şekilde zamanını kaybettirmiyor sana. Ah be vuramadım. Sen yanlışlıkla masum sensini bozdum. DP yarına tutalım. Bu sefer buradan döneceğim. Şimdi vurmayı başardık. Gayet iyi. Piggy gelen buff da gerçekten çok güzel olmuş ya. Ben değişiklik geldikten sonra Piggy hiç oynamamıştım galiba. Öyle hatırlıyorum en azından. Şu an o hissettiriyor. O aldığı buff gerçekten hissettiriliyor. Burada yaralı yaralı ikisi de jeneratörü bitirdi. Hemen sana bir tane vurdum ve öbürünü kovalayacağım. Maçı burada bitireceğiz artık. Ne olacak peki? Burada neye döneceksin? O ilerideki paleti zaten sen yedin. Bunun içindeki paleti sen yedin şurada. Sağda çıkması gereken. Burada da umarım başka palet yoktur. Dedardın mı bakın çok bakıyorsun. Ben bir şüphelendim bu durumdan. Ama hala atmadın da. Garip. Okey. Karşılıklı bir bekleyiş ve bunda sonuna geldik. Güzel maçtı. Ve maçın sonuna geldik. Acımasız bir katil olduk. Piggy'de arkadaşlar eğlenceli katil açısından puanım 5 üzerinden 4. Neden 4? Hem kask mantığını çok seviyorum. Hem eğilip kalkma mekaniğini çok seviyorum. Ve ayrıca bir puan da benden bonus olarak tamamen ben bu katil için belki de oyuna başladım. Bu zamana kadar belki bu oyunu asla oynamazdım, belki tıklamazdım. Testere benim favori filmim. Ve bu oyunda da bu katilin olduğunu görünce, Amanda'nın olduğunu görünce ben bu oyuna açıkçası bir başlama isteğinde bulunmuştum. O yüzden Pig'in bende ayrı bir yeri olduğu için ben 5 üzerinden 4'lük bir katil veriyorum. Her zaman beni çok eğlendiriyor. Çok da güzel bir katil. Sıradaki maçımıza geçelim. Let's go. Ve geçtik son maçımıza. Klan abi. Tavuk klan. Şu kostümü de bana aldıranlar utanır mı bilmem. Yayında zorla aldırırlar. Leş kostüm ya. Leş. Klan'ı niye tavuğa çevirdiğimiz hakkında hiç fikrim yok. Klan'da benim çok... Kolum niye öyle? Bak koluma baksanıza. Soğuk. Şişe tuttum koluma bakın. Ne oluyor kola öyle? Bir şey oluyor. Aptal saptal animasyonlar getirmişler. Bir şeyler olmuş. Klan da buff aldı bu arada. Kendinden artık 6 şişesi var. Oo legacy oyuncu. Okey. Bak içeri dönmedi. Eşek orada palet vardı eşek. Niye içeri dönmedin?
Ya bu kol benim çok dikkatimi dağıtıyor bu arada. Aptal saptal sallanıyor da psikolojim bozuldu yani. Tamam. Dönemezsin ki. Ayak kırıcı eklentilerim var benim. Yani yürümen imkansız. Legacy oyuncu hala orada bekliyor. Şöyle önüne bir şişe. Baba böyle güzel şişe atılmaz diyecektim. Lan tutmadı var ya. Çok ucundan, çok ucundan. Ha karın mı bu senin? Niye koruyorsun bu kadar? Ha? Ne bu yani? Öldüreceğim ki onu. Seni öldürmeyeceğim, onu öldüreceğim. Yani senin yüzünden ben şu an onu daha çok kinlendim. Onu öldürmek istiyorum. Flash size falan da atamayacaksın. Elindeki feneri sokacağım sana şimdi. Aynen, aynen tut oradan aynen. Ne oldu bu ne? Barman oldu bu. Ya böyle bir spot mu olur? Yat aşağı. Güzel. Atacak mısın şimdi bana sen Flash'ı atacağını falan hayal ediyor musun? Bence edemezsin çünkü kafamı duvara sokacağım burada. Güzel. Şimdi bak bu adamı kovalayacağız diye hemen ileri doğru sarı bir tane şişe attık. Sonra şişeyi switchledik tekrardan. Pembeye geçtik. Bize sarı, ona pembe. Bir de Legacy oyuncu. Bu Legacy oyunun bilmeyenler için arkadaşlar ilk alfa sürümünde mi bir şeyinde böyle ilk şeylerinde prestij şeyi ödülü böyleydi. Bu adam da yani oyunun ta o zamanlarından böyle ilk zamanlarında oynamış üzerine prestij atmış bir oyuncu demek oluyor. O yüzden bu Legacy'lere insanlar çok takar ve Legacy hesaplar da inanılmaz pahalıdır böyle yani satışı falan inanılmaz pahalıdır. Kaç tane Legacy varsa o kadar değeri artıyor falan değerlerini çok bilmiyorum ama öyle bir olayı var. Tabi o zamanlar sadece böyle Make, Clodet gibi salak salak sadece birkaç tane Survivor olduğu için sadece Legacy'ler onda olabiliyor yani şu an mesela Yui'nin asla Legacy'si olamaz. Çünkü o bir Yui. Şişem bitmiş ben yani salak gibi şişe atmaya çalışıyorum. Kendime sarı doldurmak istedim o adama atmadan önce. Ben aslında Clown'da şey kullanmayı çok seviyorum. Hayvani güç kullanmayı çok seviyorum ama bu build'i almadım. Coptergrass denemek istedim. Coptergrass'ın güzel olduğunu gördüm son darbe. O yüzden onu almak istedim. Bakalım ne kadar iş yapacak. Onu desteklemek istedim. Normalde yani bu build'de sağdaki perk yerine hayvani güç oluyor bilginiz olsun. Ben sadece biraz imza perk atmak istedim araya. Hop. Güzel yemedik. Şöyle bir tane daha aşağı attık. Kayar mı? Ya ama düz kovalasaydım seni zaten yetişirdim. Çünkü şişe yedirdim sana. Kaçamayacağım belliydi. Ne böyle bir şey yaptım bana? Almadan önce yere hemen sarı şişeden attım. Şimdi bu adama daha hızlı... Her yerden biri gelip flash save atıyor bana. Ben koduracağım artık yani. Yetmez mi bu kadar uğraştığınız flash save'lere? Derdiniz ne? Coptergrass'ın var bu sefer ve sen oradan slow yiyeceksin. Yemedin. Ama ben yine de sana vuracaktım. Okey. Okey. Dilenme artık. Bu sefer Palisade'yi bir şey yemeyeyim. Hala arkadan biri geliyor. Duyuyor musun ayak seslerini? Bir ceza kancası daha aldım. Burası patladı. Oyundaki en hızlı jeneratör buymuş yani. Şu an bunu anlamış olduk. Şöyle hemen bir sarı şişemizden bir soluk aldık. Clown'un çok güzel buildleri de var. Sadece sarı şişeyle oynadığın böyle pembeyi çok daha nadir attığın güzel buildleri var. Bu ne ya? Bu nasıl bir spot? Onu da suratıma deviriyor. Ya ne bu ya? Adamların yaptığı spota bakar mısın ya? Tam dedim orada şey bitti. Bir tane daha varmış. Salak gibi mekan. Bu ne? Nereye geldik? Map'in neresi burası ya? 1000 tane palet devirdi attınız zaten. Bitmedi mi kardeşim yeter. Coptergrass harcamak istemiyorum. Ben iyice dibine girdim. Harcadı mı yine de? Yok az önce harcadım ben onu. Harcamadı. Şu an harcamadı. Az önce harcamıştı. Şimdi var elimde hala. Üf, kulübeye girmek istemiyorum. Orada yakalamam çok zor olacak. Okey bir daha alalım. Bir soluklanalım. Çünkü oyun çok boktan yollara gitmeye başladı. Hemen bir sarı şişe. Ardından bir sarı daha şuraya. Sonrasında bunlara pembe. Atamadım. Çok gibi gitti. Coptergrass'ı harcamak istemediğim için çok fazla elimde tuttum. Aslında birazcık harcamam lazım. Hitleri daha erken vurabilmek için. Oyun birazcık gidici. Bu adamlar bana çok fazla flash save attı çünkü. İşler sıkıntıya giriyor. Üf, bir de kıvrak da attı buradan. Ya ben map'i bilmediğim için nerede ne var onu da kestiremiyorum çok. Her yerden bir şey çıkıyor. Güzel. Yine almadan önce yere sarı şişemi attım bu adamın üzerine. Öyle götürüyorum.
ekstradan vakit tasarrufu arkadaşlar. Zaten çünkü birazdan reload atacağım ya. O kalan şişeleri daha değerlendirmek istediğim için yapıyorum. Küçük bir taktik ama belki işinize yarar. Of of. Ben her iki defa ceza kancasına tam asarken adamlar jeneratör bitirdi. Ve bu gerçekten bana oyunu kaybettirecek şu anda. Map çok büyükmüş ya. Herhangi bir map tarafı olmadığı için de bir de zorlandım. Flash sayılar falan da cabası. Map'te bir yerden bir yere şu şekil geziyorum. Hep şişe atıyorum sarı şey önüme doğru. Sonra bir sonrakine yetişene kadar zaten bir daha geliyor. Bu şekilde bu rotasyonda geziyorum. Map'i biraz daha hızlı turlamanızı sağlıyor. Şöyle bakayım bunların önüne geçebilecek miyim? Düz koşmuşlar mıdır? Koşmuşlar ama. Tak! Vurduk şuna. O çocuk da decisive olabilir ya. Birazcık maymun maymun oynadığı için, agresif oynadığı için decisive olmuş olabileceğini düşünüyorum. O yanındaki çocuğu gördüm bu arada, dolabın yanında saklanana. Bilerek vurmadım. Çünkü bundan ceza kardiyosu almam lazım ve yaralı. Enti. İyi denedi o da orada saklanıp sonrasında şey yapmayı. Hemen bir ceza kancası daha aldık. Son ceza kancamızda artık adamları öldürmem lazım. İşler hiç güzel gitmiyor. Burada Yui var. Yui'ye doğru bir şey daha salladık şöyle kendimizi hızlandırmak için. Şimdi onu yavaşlatabiliriz. Ama çok fazla palet var. Hala çok fazla palet var. Copter grass'ım var. Yetişirim burada. Çok iyi. Oo, önünü de göremediği için duvarlara falan çarptı. Son şişemdi o. Hala yanında biri flash save bekliyor, gördünüz mü bilmiyorum. The Dark attı. Peki, tamam, okey. Böylesine adamlara emir katiller çok zor. Kafasına doğru bir sarı şişe attım ama ben oraya gittiğimde hız alacağım. Bakalım burada nasıl oynayacaksın? Ah, vuramadım. Çok kötü oldu. Ama sıkıntı değil. Tamam, grablemek bilerek istemedim. Kafamı o yüzden bir çevirmeye çalıştım. Çünkü grab atsaydım kafasını bir ezelim şunu. Ne oldu? Fly save atamadın mı bu sefer? Böyle parmağını, o legacy parmağını alayım. Ver abi. Keşke parmak da legacy olsaymış ama parmak normale döndü. İyi. Yemeseydik iyiydi. Bu da değişik bir fantastik bir Mori ya. Bu Mori'nin de animasyonu falan gayet güzel olduğu için 3 puan vermek istiyorum. Keşke Mori'den sonra papkozu alsam. O fikrin hala gerçekleşmesini istiyorum. Bu jeneratörü bırakıp gidemiyorum. Çünkü çok hızlı. Ama diğerlerini de yapılıyor mu yapılmıyor mu öğrenmek istiyorum. Şöyle bir şişe attım. Orada biri bağırırsa o jeneratörü yapan var demektir. İçeride biri var galiba. Yok, hala yok. Aha, burada biri var. Vallahi bulduk, yanlışlıkla bulduk. Yat aşağı, öyle gel gel yaparsan, öyle gel gel yaparsan alırsın ağzına. Öyle gel gel yapmayacaksın. Evet, arkadaki jeneratörü bitirdiler. Oraya az önce şişe atmıştık. Güya anlayalım diye ama. Demek ki anlayamamışız. Şişe tam gitmemiş. Şimdi şuralarda birilerinin olması lazım. Bu adamı almak istiyorlarsa. Bu jeneratörü bitirdiler. Bu kapı açılmıyor. İki kişi direkt o en karşı kapıya gidiyor olabilirler. Öyle bir ihtimal var. Heal'lanmışlar. Okey. Heal'lanmışlar. Şöyle bir buralarda bir takılalım. O jeneratörü bitirdiler. Bu taraflarda değillerdi. Yani arkamda değillerdir. Aha geldi. Geldi burada. Hemen önüne doğru attım. Tak. Şimdi sen o adamı kurtaracaksın diye öleceksin. Haberin olsun. Değdi mi şişem? Değmedi. Hiç sıkıntı yok. Bu slow yedi şimdi. Bunu iyice slowlaya slowlaya şimdi. Yetişeceğim umarım diyecektim. Bu ne kadar hızlı koşuyor. Hop mu var bu çocukta? Lan ne kadar hızlı koşuyor. Benden hızlı koşuyor herif. Geri döndüm. Burayı kazanmam lazım şimdi de. Buna Mori atabiliyor muyum acaba yerdeki çocuğa? Mori de atamıyorum. Güzel, atladı karşıya. Şöyle önüne bir şişe. Ha yedi zaten slow'u. Bir tane daha yedi şimdi. Bir de koptu. Oo çok güzel dodge'ladı. Helal olsun lan. Siz bu oyunun hakkını verdiniz bu sefer. Bir şey demeyeceğim. Güzel, güzel. Gayet iyi dodge'lar. Bir tane daha şişe. Bu sefer yiyeceksin artık hasarı. Tamam, çok iyi. Yerdeki çocuğu kaldırıp paletseye de atacak bana. Palet stand daha doğrusu. Bu ikisini de bu spottan çıkarmak istemiyorum ama bu yakalandı. Bu yakalandı. Koptu grass sayesinde vurduk gerçekten. Hemen bir kıralım. Diğeri nerede kaldı şimdi? Diğeri hala bu spotun içinde.
O da öldü. Ona da bir tane şişe salladım. Tak. Ya. Ya 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 ya. Yeter be kardeşim be, yeter be. Ama çok güzel slow atıyoruz. Bu çocuklara yetişebileceğim o yüzden. Umarım. Ne yaptı troll? Trolledi. Felaket trolledi. Diğeri yerden kalktı şimdi de lan, yeter. Bitmedi lan hiçbir şeyiniz. Bayıl, hata yaptı. Çok fena hata yaptı. Bu kadar agresif oynayacağım bence beklemedi. Şimdi arkadaki çocuk Mikael'e bu sefer yıllanmış. O gelip bir de almaya çalışacak bir tur ya. Bir bitmedi oyun he. Ne, nasıl bir oyun sonu bu? Onlar da çok inatçı. Ben de çok inatçıyım. Ya ama şu spota bakar mısın ya? İki tane palet var. Bunu buraya atabiliyor muydum? Atamıyorum. Şu an Morim'in olmasını çok istedim gerçekten. Bu çocuk yine yerden kalktı. Yine düşürdüm. Ya nasıl boon var bir yerde ha? Bu çocuk sürekli kendi kendine yerden kalkıp duruyor. Canımı sıkmaya başladı bu durum. Bir oraya bir tane de hukun başına atacağım. Mikael'e geldiğinde onu da counterlamak istiyorum çünkü. İkisine de sürekli şişe atacağım. Burayı pembe bir alana çevireceğim. Aha, Mikael'i gördüm. Mikael'i gördüm. Bakalım Vuku alacak mı? Alamadı. Şimdi o çocuk yine yerden kalkabilecek. O yüzden önce ben Mikael'i bir düşüreyim. Dördüncü kill, çünkü üçüncü kill... Yok, o palet var orada. Oraya yetişme imkansız. Çocuğu öldürelim. Çok fazla okun başına beklemeyeceğim. Atem patacak. Ya sen neyine tibek atıyorsun bana ya? Sen hiçbir şey yapmadın oğlum. Millet oynadı. Sen sadece o millet sayesinde buradan kaçmayı başaran bir çocuksun yani. Senin hiçbir olayın olmadı. Ne kadar tilt bir maçtı ya. Neydi bu adamlar böyle? Biri Mikael'e bir bok yapabilmiş gibi kapıda tibek falan atıyor. İyice sinir oldum. 38k puan aldık. 1.5 pip almışım. Ve serverlerinde perkli. Bir bakayım ya. Bu at gibi koştular oyun sonunda. Hepsinde de hop varmış. Bunların var ya kesin 4'de premade'di. Çünkü Kodret çok iyi oynuyordu. Kodret iyi bir oyuncuydu. İçlerinde bir tanesi de güzel oynuyordu. Mikael'e değil. Hangi Yunjin'lerden bir tanesi yine güzel oynuyordu. O yerde kalan değil. Sonradan oynayan çocuk. Sonradan hayatta kalıp en son hook'ta ölen. İlk ölen Yunjin güzel oynuyordu. Diğerleri de hepsinde can avli. Dead Art. İkişer tane Dead Art. O iki Dead Art'ın ikisini de yedik zaten. İnanılmaz bir maçtı. Clown'a da arkadaşlar yine 5 üzerinden 3'lük bir puan veriyorum. M1 bir katil olduğu için 3'lük bir puan veriyorum. 2 ve 1 neden değil ya da 0 değil. Çünkü şişesi sayesinde çok güzel oynanışlara sahip ve eklentileriyle çok daha farklı buildler yapabiliyorsun aslında. Geniş bir havuzu var. Her seferinde aynı katil oynuyormuş hissiyatı yaratmıyor sende. Eklentileri çok fazla değiştirebiliyorsun. Onlarla alakalı videolarım falan da var zaten. Böyle sadece sarı şişeyle oynadığımız buildler falan var. Bakmak isterseniz bakarsanız. Bugünlük de bu bölümümüzün de sonuna geldik arkadaşlar. 4. bölümde güzel bir şekilde bitirdik. Yine ilerleyen bölümlerde görüşmek üzere demeden önce sıradaki bölümde hangi katil oynayacağımıza bir bakalım. Sıradaki videomuzda Ruh Çete ve Veba ile oynuyoruz. Sıradaki bölümde tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.